Merhaba çiçekseverler, hepinize selamlar. 2021 içerisindeyiz. Çuha çiçekleri biliyorsunuz artık Aralık sonu, Ocak başı gibi çıkmaya başlayan çiçeklerdir. Kışı seven, muhteşem güzel renkler olan bitkilerdir. Bunlar artık çıktı. Bağustos olsun, Yapı Market, Sera ve diğer yerlerde rahat bir şekilde artık bulabiliyorsunuz. Ben size aldıklarımdan birkaç tanesini göstermek isterim. Bakın bu beyazı mesela, çok güzel bir rengi var. Bir tane daha göstereyim. Bu da kızılımsı bir rengi var. Çok güzel bir rengi var. Diğer renklerini de aldım. Birazdan nasıl ekim yapıldığı, nasıl bakıldığı hakkında bilgiler paylaşıyor olacağım. Ama özellikle sulama konusuna dikkat edin. Çok güneş seven bir bitki değildir. Kışın soğuk havalarda güneş almasına kesinlikle bir sıkıntı yok. Ama Nisan-Mayıs aylarına geldikçe güneş alırsa direkt pert çıkar, direkt pörsür, kendini bırakır. Suyu seven bir bitkidir. Bunları diğer zaten videomun içinde detaylarda paylaşıyor olacağım sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar, bugün çuha çiçeklerinden bahsediyor olacağım. Çuha çiçekleri gördüğünüz gibi kış dönemine mensup olan bir bitkidir, çiçeklenen bir bitkidir. Ve nereden bakarsanız Haziran tarihine kadar, ayına kadar çiçekli kalabiliyor. Hazirandan sonra niye çiçekli kalamıyor onu da aktarayım. Şimdi bitki esasında kalır ama serini seven bir bitki olduğundan Haziran'da hafif güneş başladığı zaman, hatta bazen Mayıs ayında bile güneş başladığı zaman sıkıntı olabiliyor. Bu nedenle yaprakları soluyor, çiçekleri solmaya başlıyor. Yani böyle bir anda susuz kalmış gibi nasıl pörsür, bu şekilde oluyor. O yüzden bitkinin çok fazla güneş görmesini istemiyoruz. Kış güneşini alabilir 2 saat, 3 saat kadar, çok faydası vardır ama yaz dönemi için artık ayrı bir yere koymamız lazım bitkiyi. Daha böyle gölge ve güneş vurmayan bir yere, daha serin bir yere koyarsak biraz daha uzun vadeli bakma şansınız bulunmakta. Aksi takdirde pörsüyüp ölür. Şu bitkinin, şöyle göstereyim, şu bitkinin orta yeşil kısmında, tekrar size göstereceğim, şu kısımlarında tohum keseleri oluşuyor. Tohumlarını alıp daha sonrasında tekrardan dikebilirsiniz. Bu tarihlerde alması için en az 2 ay evvelden bir dikmeniz gerekiyor çiçeklenmesi için ortalama olarak. Bugün bitkilerimizi dikiyor olacağız. Yine bir tane toprak hazırladım. Torf toprağı. Bunun dışında pomza taşı ve perlit karışımı olan bir karışım yaptım. Toprak karışımı yaptım. Ve bitkilerimi dikeceğim. Bitkileri dikerken bir sistemi aktarayım size. Şimdi şöyle bir saksımız var mesela. Buna dikmek isteyeceğiz. Buna dikerseniz şöyle bir sistem yapmayın. Bu bitkilere zarar verir. Şöyle göstereyim size. Bunlar çünkü büyüdükçe yaprakları bayağı bir heybetleşiyor ve büyümeye başlıyor. Bakın, şu şekilde bir şey yapmayın. Göstereyim size şöyle. Bakın, böyle yaparsanız eğer hepsi birbirine çok sıkışık oluyor ve birbirine yaprakları değdiği için yapraklarda bozulma, küflenme ve mantarlaşma oluşuyor. O yüzden bu sistemi kesinlikle uygulamayın sevgili dostlar. Bunları şu şekilde koymanız lazım. Ayrı koymanız gerekiyor. Belli bir mesafe bırakmanız lazım. Mesela şöyle bir mesafeyle topraklamanız, saksılamanız gerekiyor. Buna özellikle dikkat edin. Ben de buna göre bir saksılama işlemini gerçekleştireceğim müsaadenizle. O yüzden biraz daha küçük bir şey kullanacağım. Saksı kullanacağım. Burada benim saksılarım var. Daha farklı boyutlarda olan. Hem çok toprak almıyor hem de bu tarz bitkiler için ideal. Mesela bakın şunu koyuyorum buraya. Şöyle olacak. 1, 2, 3. Bakın bir mesafe oluyor. İsterseniz 2 de koyabilirsiniz. 3 de koyabilirsiniz ama mesela bunu 4 olmaz. 3 bile artık ucu ucuna sayılır diyebiliriz. O yüzden öncelikle bu topraklama işlemini gerçekleştireceğim. Alta bir toprak zemin yapmamız lazım çuhalarda. Bu arada çuhaların, biliyorsunuz daha belki videolarımda da söyledim, zehirli bir özelliği var. O yüzden hayvanlara, kuş olabilir, kedi, köpek olabilir, bunlara yaklaştırmayın. Siz de sakın ve sakın yaprağını filan, işte kökünü, yaprağını filan ağzınıza almayın. Büyük sıkıntı yaşarsınız.
Şimdi şöyle oldu mu oldu diyebiliriz. Altına biraz da destek atalım. Tamam, bu yeterli. Bunu nasıl yapılacağını şöyle göstereyim. Bitkimizi alıyoruz, ters çeviriyoruz. Hafif şuradan bastırma yaptığınız zaman çıkılıyor. Bakın burada kökleri zaten burayı sarmış. Şimdi bizim amacımız buraya da sardırmasını sağlamak. Renk seçimini yapabilirsiniz. Mesela pembeye pembe değil. Mesela şu rengi kullanmak yerine araya bir tane beyaz koyup bir tane pembe yapabilirsiniz. Renkte güzel uyum olması lazım. Ama ben burada farklı bir kombinasyon kullanacağım açıkçası. Bununla bunu kullanacağım. Araya bir tane, bakın şöyle yapıyoruz. Hafif bastırıyoruz, hafif çekiyoruz. Dikkat edin, bitkide bir sıkıntı olmasın. Evet, bunu da böyle güzelce yerleştirdik. Evet, pembeyi kullanacağım. Kökler bakın sarmış, güzel sarmış. Buna bu şekilde koyuyoruz. Evet, toprağımızı hazırladık sevgili dostlar. Biraz pomza taşıyla birlikte biraz da perlit ekledim. Önce şu aralara koyuyoruz ki aralar birbirinden yaklaşmasın birbirine diye. Daha sonrasında kalan köşeye doldurabilirsiniz. Şöyle yaprakları hafifçe tutup koyarsanız daha güzel olur. Şu şekilde. Bakın. Yaptığınız yerleri hafif hafif bastırırsanız daha sağlıklı olur. Bazen puf gibi kalıyor. Ondan sonrasında tam koyulmamış oluyor. O kısımlar yerine oturmadığı zaman köklenme de güzel olmuyor bitkinin. Şöyle. Biraz kontrol ederekten diplere bakıyorsunuz. Köklerin o kısmı açıkta kalması, elinizde şöyle yapraklara zarar vermeden oturtturmaya gayret edin ki bitki tam olarak yerine otursun. Ben çuha çiçeklerini pazarda 5 liradan gördüm. Bizim burada bir tane 1 milyoncu var, böyle aktüel ürünler satan bir yer var. Orada 3 liraya getirmişti. 3 lirayı görünce aldım. Niye 5 lira vereyim? Pazarda farklı renkleri vardı ama ben güzel renkleri de aldım. Ve sevgili dostlar, saksı dikimimizi gösterdik. Sulama temposu olarak bakarsanız sulamayı seven bitkiler çok kurak kaldığı zaman hemen bitki kendini bırakır ve pörsüme yaşar. O yüzden sulamayı da yaparsanız tekrar dikelir, canlanır. Yaprakların şuralardan bakın şeyler çıkıyor. Çiçekler çıkıyor. Bakın şöyle fidelerin şeyleri göstereyim size. Bakın aralardan bunlar güzelce çıkıyor. Esasında vermiş. Bunlar fışkıracak daha sonrasında. Çok büyük yaprak olduğu zaman böyle gelişi güzel çıkmış, şekilsiz olduğu zaman şuradan keserseniz herhangi bir sıkıntı yaşamamış olursunuz. Bazen çünkü yapraklar çok fazla sıklaşıyor. Bu da bitkiyi rahatsız ediyor. Şu ortadaki tomurcukların çıkmasını engelliyor. Dediğim gibi hepsinin içinde böyle minik minik tomurcuklar var. Onları da alırken de özellikle tomurcuklu olanlara dikkat etmeniz daha uygun olacaktır. Bakın burada da mesela tomurcuk falan var. Sulama olarak ben size dışarı duruyorsa ve toprağınız eğer su tutan bir topraksa çok fazla sulamanız gerekmez. Su tuttukça nemini sağlar, suyunu sağlar ve problem yaşamazsınız. Ama su tutmayan bir toprak kullanırsanız döktüğünüz anda ertesi gün kuruyorsa o zaman bazı aksiyonlar almanız lazım. O zaman haftada iki defa sulamanız gerekmektedir sevgili dostlar. Dediğim gibi Haziran ayına kadar, Mayıs ayına kadar güzel bir şekilde kalacaktır. Herhangi bir problem yaşamazsınız. Sıcaklar başladığı zaman daha gölge bir yeri alırsanız, daha serin bir yeri alabilme şansınız varsa sorun olmaz. Ama bu ortada çıkan yerlerden, tohum kapsüllerinden tohumları edinir ve daha sonrasında çimlendirirseniz de gayet güzel yeni çuvalarınızda olur, para vermeden alabilirsiniz. Tercih sizin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.